Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Golvar.com'da yeni yazım yayınlandı. Okumanızı beğeni atmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Ama şiddete tavsiye ediyorum okumanızı. Bilginiz olsun. Bir derbi geride kaldı. Ama skandalları bitmeyecek gibi duruyor. Bu maç tekrar edilir mi? Hükmen Fenerbahçe'ye galibiyet verilir mi? Tartışmaları bile yapılabilir. Niye biliyor musunuz? TFF'den derbi hakemi için soruşturma. Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Derbi maçta inanılmaz bir olay var. Bu olay yüzünden soruşturma başlatıyor. Bakın inanılmaz bir olay var. Ben size olayı anlatayım arkadaşlar. Kripto para. Evet evet kripto para. Bu maçtaki para atışı kripto parayla yapılmış. Benim haberim yoktu. Ve Hakem, Hakem Arda Kalleşte, Kardeşler hakkında soruşturma başlatılmış. TFF değerli bir hakemi Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlattığını açıklamış. Şimdi Beşiktaş ile Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nın bilgisi ve onayı olmayan şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şimdi bak ben size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır diyor. Şimdi ve TFF'den hakemlere maçlarda para atışları için sadece Türk lirası kullanılabileceğine dair hatırlatma metni gönderilmiş. Arkadaşlar Bitcoin ile gerçekleştirilmiş. Şimdi ben yıllardır hakemlerle ilgili merak ettiğim bir husus var. Hangi hakem necidir? Araştırıldı mı bu? Hani bir dönem Adana Demirspor Başkanı ne dedi? FETÖ'cü hakemler var dedi. Gerçekten hakemlerin şeceresi araştırıldı mı? Bak bilginiz olsun diye söylüyorum. Türkiye'deki bütün memurların, öğretmenlerin, doktorların, askerlerin hepsinin şeceresi araştırıldı. Hepsi araştırıldı. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra herkesin araştırıldı. Hani misal veriyorum. Şimdi bu benim gözlük. Gözlüğü ben bir bezde siliyorum arkadaşlar. Sildiğim beze kadar araştırıldı. Anlatabiliyor muyum? Ya demek istediğimi umarım anlayabiliyorsunuzdur. Burada bir mecazi bir olay var. Gözlük ve gözlüğü sildiğim bez. Şimdi Arda kardeşlerin taktığı gözlük ve sildiği bez araştırıldı mı acaba? Bugün kripto para çıkarttılar. Çok merak ediyorum. Yarın bir gün hakemin birisi üstünde Fethullah Gülen fotoğrafı olan bir para atışında bulunsa. Ortalık neye dönüşür? Bunu anlatıyorum işte. Ya Türkiye'de yani sayısız darbe yapıldı. Yapılmaya çalışıldı. Çeşitli suikastler yanlışım yoksa mevcut Cumhurbaşkanı'nın 19 kere yani 19 kez suikast girişiminde bulunulmuş sosyal medyadan okuduğum kadarıyla söylüyorum. Alın size suikast girişimi. Alın size darbe girişimi. Ya hocam ne alakası var ya adam bir join reklam yapmış. Ya yapamaz. Yapamaz. Devlet okullarına gidin. Herhangi bir öğretmenin Fethullah Gülen kitabını okutması kadar saçma geldi bu bana ya. Ya bu çok enteresan bir şey arkadaşlar. Yapamaz bunu. Hakem bak ben de bir hakem olarak söylüyorum. Maça tıraşlı gelmen lazım. Takım elbiseyle stadyuma giriş yapman lazım. Federasyonun sana belirlediği otelde kalman lazım. Sana kimseyle görüşemez. Hakem maçtan önce falan kimseyle görüşemez arkadaşlar. Ama durum bu. Kripto para. Bugün kripto para. Yarın 1 dolar. İnsanlar bu ülkede 1 dolara namusunu sattı. Ha, gerçi birçok insana göre FETÖ METÖ yok. Hayal ürünü. Yani birçok şey birçok insana göre hayal ürünü. Herhalde tiyatro falan. O yüzden çok da üstünde durmanın lüzumu yok arkadaşlar. Ama bu olay çok su götürür. Maç tekrarlanmaz. Hükme Fenerbahçe'ye galibiyet falan verilmez. Fenerbahçe kazansaydı ama Arda kardeşler hakkında çok ciddi soruşturma açılırdı. Fenerbahçe'ye kazandırdı işte kripto para falan diye. Dua etsin maç berabere bitti. Ben onu söyleyeyim. Çünkü Fener işin içinde Fenerbahçe oldu. Ayaklanın, ayaklanın. Hadi savcılar göreve şu göreve bu göreve. Başkasının aman boşverin ya. <laughs> Neyse. Derbi de Fenerbahçe adına bir olay var Mert Hakan Yandaş. Cezalı duruma düştüm. 45 artı 4'te 7 sarı karttan. Babakars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Mert Hakan Yandaş Emre Belezoğlu olma yolunda hızla ilerliyor. Volkan Demirel olma yolunda hızla ilerliyor. Dün Beşiktaş'ta arkadaşlar Galatasaraylı arkadaşların çok zoruna gitmiş bu yolda ilerlemesi. Şimdi merak ettiğim konu şu. 90 dakika Fenerbahçeli'nin Fenerbahçe anasını avradına sövüldü. Bu zorunuza hiç gitmedi mi? Sahaya yabancı tiner e, şey yabancı madde yağdı. <laughs> 90 dakika boyunca sahaya yabancı madde yağdı. Cüzdan atıldı. Farkında mısınız? Cüzdan falan atıldı. Atılmadık madde. Edilmedi. Küfür kalmadı. Beşiktaş futbolcularının yaptığı tahrikler. Bakın bugün Gezdal'ın o e, arkadan İrfan Can'a hareketine bazı hakemler yazmış. Bu kırmızı kart. Bazı hakemler de yazmış. Kırmızı verse verilir. Çünkü niyeti belli diye açık açık delikanlı olsanız da Gezzal değil de onu İrfan Can yapsaydı kırmızıydı derdik desenize. ya. Ha hareketi. Wellington'un hareketine sarı diyorlar. Ersin Destanoğlu'nu hiç kimse konuşmamış. Hakem gelip şöyle ittirip çektirdiğini hiç kimse konuşmamış. Bak 16 yapsaydı kırmızıydı deseniz Penaltılar haklıymış, şöyleymiş, böyleymiş. Bak aynı penaltılar Fenerbahçe'nin lehine gelişecek. Ben diyeceğim ki Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. Bir grup havlayacak. Bakın bildiğiniz köpek gibi havlayacaklar. Bugün net penaltı diyen gruptan bahsediyorum. Hepsini kastetmiyorum. Bugün net penaltı diyenler gelecekler havlayacaklar. Canlı yayına gülücük emojileri falan atacaklar Fenerbahçe'nin penaltı verdi dediğim zaman. Burası Türkiye. Bak. Ben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon fark etmez. İstediğiniz takımı tutun. İstediğiniz takımı tutun. Pozisyonları yorumlarken şöyle söyleyin. Lehinize verilse ne tepkiniz olur? Aleyhinize verilse ne tepkiniz olur? Yo bir şey demem ki diyorlar. <laughs> Beşiktaş arkadaşlar diyor ki yo bizim aleyhimize böyle penaltı verirse ben hiçbir şey demem ki. Yarın bakın bakalım ne metiyeler dizilecek. Şimdi İrfancan Kahveci demişken İrfancan Kahveci'nin e, form durumu, şey durumu Bakın ben öyle sözünden dönen bir adam değilim. Bir maçlık, iki maçlık performansıyla yere göre sığdıramayan bir adam değilim. Evet, överim. Şu maçlarda çok iyi de derim ama yerin dibine sokmasını da bilirim. İrfancan kahveci Fenerbahçe'ye saplanmış bir kazıktır. Çıkmaz. Geçen seneki sakatlık istatistiği e, sağ olsun bizim Watson arkadaş paylaşmış Twitter'da. Geçen sene bizde kaçırdığı süre 540 dakika. Oynadığı 670 dakika. Bakın 540 dakikayı sakatlıktan kaçıran 670 dakika oynayan bir İrfan. Bu sezon kaçırdığı süre 1305 dakika. 1305 dakika. İlk 11'de başladığı süre ortalama 1900 dakika. Bakın 1305 dakika kaçırmış. Yani İrfan Can hakkında bilen biliyor benim düşüncemde kardeşimizin düşüncesinde istatistiklerle değiştir değerlendirsek yani bu sezon en çok tartışılan İrfan kanatta oynamaktan şikayet eden isim. Zira Vitor Pereira'nın oynattığı sistemde sağ kanat değil sağ ön kanat oyuncusu. Yani yardımcı forvet. Ya Vitor Pereira'ya kalsa hiç oynatmıyorum diyordu. Hani temposunu beğenmiyorum. 8 oynatsın. 8 oynatsın. Kesinlikle bu 8 mekiz oynayamaz. Bu topçu değil diyordu. Medya, taraftar baskısı, temposu İrfan. ilk 11'de oynadı. Bu kadar sakatlanan, temposu düşük olan yerli bir oyuncu. Ya suçu hocasına attı. Ha. Vitor aslında İrfan'ı orada oynatarak kötü temposunu gizledi. Ve bunu bazı taraftarlar gerçekten anlayacak kapasitede değiller arkadaşlar. Ne derseniz deyin. E, İrfan niye Avrupa yapmıyor mesela? Bak o kadar futbolcumuza teklif geliyor. Siz hiç İrfan'la ilgili haber duydunuz mu? Şu kadar milyon euro teklif diye. Hiç duydunuz mu? Yani kendine bakmayıp sakatlık problemi ki arttı dibe iyice vurdu. Yani kanatta oynadığı için şikayet eden İrfan İsmail Kartal onu kanada atınca sesini çıkarmaz oldu bak. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yani kanat oynatıyor. Yani Fenerbahçe'de İrfan gibi yerli oyuncular var bazı oyuncular. Yani bunların egosunu tatmin ediyorsunuz isteyerek ya da istemeyerek farkında olarak ya da olmayarak. Ha yetenekli mi? Yetenekli ama kendi yeteneğine ihanet eden bir topçu. Fiziksel olarak kendini geliştirmezsem Avrupa'ya Arabistan'ı falan unutsun. Yani Fenerbahçe'ye Ozan Tufan katkısı verir gider. Şimdi İsmail Kartal ile ilgili de bir şey söyleyeyim. İsmail Kartal'ı ben çok seviyorum. Çok karakterli bir insan. Çok iyi bir Fenerbahçeli. Çok iyi bir aile babası. Çok iyi bir analiz uzmanı. Yani Birçok şeyini de sayarım daha çok iyi diye. Ama yani İsmail Kartal'ın evet şu ana kadar Fenerbahçe'de özellikle bu sezon yaptıklarına şapka çıkarılacak türden. Ayakta saygı durulacak türden. Ama yani ee, İsmail Kartal'a dünkü maçta eleştirdik miydi? O sahi yok, Crespo yok, Kim yok, Serdar Aziz yok falan filan diyorlar. Ya saçmaladığınızın farkına bir varın. Rakibin 3 tane stoperi Allah aşkına Serdar Saatçi, Wellington, Umut Meraş, sağ kanat peki Kenan Karaman. Orta sahada 17 yaşında çocuk 90 dakika oynadı. Siz bana ne anlatıyorsunuz? Siz bana ne anlatıyorsunuz? Yani karşındaki rakip Beşiktaş ya. Ya karşındaki rakip Beşiktaş. Hakem şöyle yaptı böyle yaptı. Ya penaltılara girmiyorum. Aynı maç Fenerbahçe statına bak. İlk maç Beşiktaş'ta oyuncu havadan gelen top eline değiyor penaltı veriliyor. Aynı şeyinkine benzer. Nova'nkine benzer. Nova'nın niyeti topa topaydı izliyordu şöyle böyle. Ben sadece şunu söyledim. Fenerbahçe lehine olsa verilmezdi penaltı dedim. Düzeltiyorum ilk maçta verilmiş. Sonra o hakem kısağa çekilmiş. Demek ki verilmemesi gerekiyormuş. İkinci penaltı ya çok basit bir şekilde söylüyorum. Bak çok basit bir şekilde söylüyorum. Tamam Noah'ın beceriksizdi ama hakemin de niyeti orada ortada. Vardaki Atilla Kara hakemlikten atılmadı mı? Adil karar veremiyor diye. Sonra geri bir şekilde geri alınmadı mı? Ben işin hakem boyutu. İşte Wellington maçı sarıyla bitirdiği için şükür namazı kılsın. Gezdal'ın tekmesi var. Köşe bayrağına artı sarısı var. İrfan Can'a yaptığı hareketi bir çoğu kırmızı diyor. Ha bilginiz olsun. Ersin kaleden kale geliyor ediyor. 45 artı Beşiktaş 10 kişi kalsa. O Mert Hakan sarı yese, Ersin kırmızı yese. Yedek kaleci de yok. Üçüncü kaleci kaleye geçse. Fenerbahçe 3 dese, 4 dese. Ya ben İsmail Kartal'ı öven şey bir adam değilim ama İsmail Kartal sınıfta kaldı derbi performansında. Üstelik kötü Beşiktaş'a karşı sınıfta kaldı. Hakemle ayakta tutulan Beşiktaş'a karşı ayakta yani sınıfta kaldı. Beşiktaş demişken Beşiktaş'ın bir başkanı var Ahmet Nurçebi. Trabzonsporlu olduğunu söylemekten gurur duyan bir isim. Ee, kesinlikle Beşiktaş'ta değil. Kesinlikle Beşiktaş'ta değil. Çünkü Beşiktaş menfaattir. Mesela ben şimdi Baba Hakkı diye birisi yok. Metin Oktay diye birisi Türk futbolunda yok. Diyeceğim. Ana avrat söverler değil mi? Beşiktaş'ın Galatasaray'ın şu anda yaptığını 59 önce sayılmasın. Mustafa Kemal de sayılmasın. Değil mi? Galatasaray, Beşiktaş. Mustafa Kemal Atatürk'ü de saymayalım. 59 öncesinde çünkü vefat etmiş. Fatih Sultan Mehmet'i de saymayalım. 59 öncesinde vefat etmiş. Ne ala var. Lan 6-0 yenildikten sonra siz Amip gibi, Öglena gibi, Terlikse hayvan gibi türeyip bir zaman sizi Kadıköy'de yeni sıfırı yenmiştik yendi kişiyle demediniz mi? E sizin için tarih 6-0'dan sonra 7-0 olarak uydurulmadı mı? Fenerbahçe 7-0 yense Emir'in bir ya savaşından sonra 8 kişiyle 8-0 yendiniz maçta çıkar. Ali Samiyen'de yenersiniz ama maç Kadıköy'de oynanır. Tabi karşıya geçilmiş olmaz. İşte Marmaray falan o gün çalışmıyor olur. Tabi. Hatta şeye Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o gün hangi partideydi o sezon yıl diye tartışırsınız. O partiye kaydıralım falan dersiniz. Bir Kefelan Savaşı'ndan bahsediyorum. Ta o zamanlardan. Sonra lafa geldim de 50 dana saymazsın. Bazı gerçek Galatasaraylı arkadaşlar o zaman bizim de 38 kupamız var. Arkadaşlar Amerika'nın misal veriyorum. Pensilvanya eyaletinde oynanan maçları kastetmiyoruz biz. Ne bileyim Yunanistan'ın bilmem ne adasında oynanan maçları kastetmiyoruz. Ülke genelini kastediyoruz. İstanbul Ligi, Ulusal Lig. Bakın Kadınlar Futbol Ligi oynandı ya iki grup halinde oynandı. İki grubun iki şampiyonu yani iki lideri çıktı. Şu an bunlar şampiyon değil. Bunlar bir araya gelip oynayacaklar. Sonra şampiyon belirlenecek. Siz şimdi şey diyebilir misiniz? Ama normal sezonu Fenerbahçe lider bitirdi. O zaman şampiyon Fenerbahçe'dir. Bir de öbürünü bitirdi. İki tane şampiyonluk yazın. Bu sizin zeka kapasitesinizin, zeka seviyenizin ne kadar sümük seviyesinde olduğunu gösterir. Mukoza seviyesinde olduğunu gösterir. Ya arkadaşlar İstanbul Ligi'ni kastetmiyoruz. Bakın kural şu. En az 3 takı yani 3 farklı şehirden Takımla oynanan, ulusal e, ve federasyon tarafından oynatılan ligler ulusaldır. En az 3 şehir. Ya bugün e, 19 takım olacak, 7'si İstanbul'dan. Misal veriyorum, Trabzonspor küme düştü inşallah. İşte Giresun düştü, Rize düştü, şu düştü, bu düştü. Kala kala, işte 7 tane İstanbul takımı, 10 tane İstanbul takımı, 8 tane Ankara takımı kaldı. Kala kala, misal veriyorum ya, olmaz olmaz demeyin. Oldu diyelim ya. Ya da Antalya, Alanya, 5 tane... 6 tane Ankara takımı, 10 tane İstanbul takımı. Süp, spor Toto Süper Lig böyle devam etti. Şampiyonu saymayacak mısınız 3 tane şehirden diye? E, kural böyle diyorum. Kural. Oyun oynarken kral değişmez. Yani ben de onu söylüyorum zaten. Oyun oynanmış. Kural başta çizilmiş. Şimdi Beşiktaş'ın başkanı demişken Ahmet Nur Çebi, Trabzonsporlu Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Fenerbahçe 2010-2011 şey, Sezonla ilgili süper kupa maçı için mücadele eden Ali Koç'a şaklaban demiş. Ve yıllar önce dergilerde kendisi için Trabzonsporlu iş adamı sıfatını zaten kabul etmiş. Kabul etmeyecek bir durum yok ki. Ya Beşiktaş camiasını gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten çok omurgalı bir camiasınız. Gerçekten çok dik duruşlu bir camiasınız. Çok delikanlı bir camiasınız. 2010-2011'de şike yaptınız diye kupayı iade eden sizsiniz. Savaşını veren Fenerbahçe. İçeri atılan Fenerbahçe Başkanı. Savaşını veren Fenerbahçe. Mahkemelerde uğraşan Fenerbahçe. Beraat kararı aldıran Fenerbahçe. Onu, o sezonun kumpas olduğunu yani ortaya döken Fenerbahçe. Siz de çıkın kenardan kenardan. Alkışlama bile yok. Teşekkür bile yok. Takdir bile yok. Siz gerçekten şike yaptınız mı o sezon ki? Hiç sesiniz çıkmıyor. Aziz Allah'ım. Ya İbrahim Akın'ın yeminli ifadesi var diyorum. İbrahim Akın hocadan işte fetva almış, şike yapmak caiz midir diye diyorum. Doğru, evet yaptı diyor. Fener'e şike yaptı. Lan mal! Beşiktaş'tan oynanan Türkiye Kupası final maçı için almış o parayı diyorum. Öyle bir şey yok ki diyor. Ya bir bakın. Edin. Fenerbahçe işin içine karıştı mıydı? Doğru şike var. Beşiktaş karıştı mıydı? Öyle bir şey yok. Ya Ahmet Durçebi'nin şu hareketi, şaklaban lafı falan tam yani kendi ahlakına yakışır bir şey demek ki. Ya senin için savaşan çırpınan bir Ali Koç var. Yapmayın etmeyin. Bu arada Ali Koç e, Whatsapp mesajıyla öğreniyor e, bu durumu. Herhalde kızıp bir şeyler yapacaktır işte. Getson Fernandez. Vay Allah sizler var. Sizde yar etmiyorum ulan Getson Fernandez diyecektir. Ama bizim başkanımız ne yaptı? Geçen sene Beşiktaş Başkanı rica etti diye Abu Bakar transferinden vazgeçip gidip Berişay'ı aldı. Bedava Abu Bakar alsaydık şu anda Fenerbahçe'nin durumu neydi? Ben Ali Koç'a kızıyorum. Fair play. Lan git fair play'ini aile içinde yap. Git başka bir yerde yap. Beşiktaş'la fair play yapılır mı? Yapılır mı abi? Al dün gördün anan avradına sövdüler. 90 dakika boyunca. bunlar mı yapacaksın fair play? Ha, aynısı bizim statta da yapılsa o da terbiyesizlik. Ya derbi maçta ben bak yakında roket atar falan atacaklar sahada, sahaya. Normal artık önünü açtı federasyon. Trabzon'daki olaylar, Beşiktaş'taki olaylar. Farkında değil misiniz ya? Bu ülkede gerçekten ya Fenerbahçe'lisin ya Fenerbahçe düşmanısına doğru gitti olay. Ama siz Fenerliler kendinizi dev aynasında gördünüz. Biz zaten dev aynasındayız. Biz Türkiye'nin en şerefli kulübüyüz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve kurtuluşunda en büyük rol oynayan hatta iki kurtuluşta da rol oynayan en şerefli kulübüyüz. Açın bakın bakalım Blackstock Link neymiş? Açın bakın bakalım Mustafa Kemal Atatürk neler yazmış. Açın bakın bakalım Fenerbahçe'ye ilişkin övgüler neler. Açın bakın bakalım. Balkan Savaşları'nda Fenerbahçe'nin rolü neler? Açın bakın bakalım Fenerbahçe belgesellerine. teknecileri, kürekçileri. Açın bakın bakalım Fenerbahçe'nin kuruluş amacı ne? Açın Fenerbahçe'nin tüzüğüne bakın. FETÖ diye bir şey varsa bak FETÖ diye bir şey varsa darbe e, kalkışması varsa bunu engelleyen en büyük faktör Fenerbahçe taraftarıdır. Açın bakın. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ne şikesi memleket elden gidiyor. Bunlar asker, sivil darbe yapıyorlar. Askeri değil bu darbe sivil darbe darbe yapıyor bunlar. Uyanın dediği zaman güldünüz adama alay ettiniz. Sonra ne yaptınız bir taraflarını kokladınız. Meydanlarda işte millet nöbet tuttu. Merak ediyorum Fenerbahçe o 2010-2011'de dik durmasaydı. Ya siz o nöbetle falan gerçekten kurtarılacağını zannediyor muydunuz? Herifler ilmek ilmek işlediler. Ergenekon'la Balyoz'da paşaları falan indirdiler. Haberiniz yok sizin. Kısaca size onu da anlatayım arkadaşlar. Kısaca onu da anlatayım. Birçok yani birçok şerefli paşa görevinden alındı. Cezaevinde ben hayatımda hiçbir zaman şerefsizlik yapmadım diyerek intihar eden paşalar oldu. Onların sualini nasıl vereceksiniz? İnsanlar bugün geçmişe baksınlar nelerin sualini vereceklerini. Veremeyeceklerini düşünsünler. Ben Fenerbahçe taraftarı olarak hakkımı helal etmiyorum. Kim bizim hakkımızı yediyse helal etmiyorum. Etmiyorum abi. Benim şu kanalım 23.400. Belki de şu kanal 2 milyonları bulacaktı. Belki de şu kanal paraya para demeyecekti. Hayır işi üstüne hayır işi yapacaktı. Belki de şu kanal çok büyük bir sivil toplum kuruluşuna dönüşecekti. Ben helal etmiyorum. 3 kuruş 5 kuruş için değil. Yüzlerdeki mutluluk için helal etmiyorum. Neyse. Mehmet Demirkol. 1923 yılında kurulmuş TFF, 1959 yılından itibaren şampiyonlukları sayamaz. Öyle saçma sapan bir şey olmaz. İspanyollar, İtalyanlar 4-5 takımda oynanan liglerin şampiyonluğunu bile sayıyorlar. Lefter'in, Can Barton'un futbol oynadığı döneme ait şampiyonlukları yok sayamazsın. E ben diyorum Metin Oktay Baba Hakkı diye birileri yok desem söverler. Tehditler, şantajlar. E Galatasaray Beşiktaş'ın duruşu ne şu anda? Nasıl bir omurga? Çok ilginç ya. Son iki haber. Eran Zahavi geliyor yarın. Eran Zahavi Zahavi biliyorsunuz e, meşhur bazı duyumcuların getirdiği Eran Zahavi yarın Fenerbahçe'ye geliyordu. E, o yarın bir gün gelecek. Dünden beri sosyal medyaya yazmışlar işte. E, Eran Zahavi Fenerbahçe'nin anlaşmış. Şu anda İsrail İslam Takım'ın en golcüsüymüş. E, Kadıköy'ü coşturacakmış falan. Külliyen yalan. Bunlara inanmayın. Bunlara kanmayın. Ee, antrenmandan notlar işte en hoşuma giden yere geldik arkadaşlar. Bura, burayı çok okumak istiyordum. Fenerbahçe Spor Toto Süper Ligi Ahmet Çalık sezon 37. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde Valakars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğlen saatlerinde Fenerbahçe Can Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladım. Dün Beştaş ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncularımız idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncularımız ise ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı bas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman Daralan'da çift kale maçlarla sona erdi. Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavisine devam edildi. Pelkas, Arda, Crespo. Futbol A takımımız Vavakars Fatih Karagümrük maçı hazırlıktan Acan yapacağı itmana sürdürecek. Bir dakika bir şey eksik. Atilla Salah'ı eksik. Ben size Atilla durumunu atayım. Atilla Selahi topla çalışmalara başladı. Herhangi bir aksilik olmasa da %100 olarak Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de başlayabilir. Yani e, lanet bir şey var gibi sıkıntı ortadan kalkıp muhtemelen ve muhtemelen yani Karagümrük maçında stoper ikilisinde Atilla Salahi Serdar Aziz'i izleyeceğiz gibi duruyor. Bir aksilik çıkmazsam. Crespo. <laughs> Ayağından daha altı çıkmadı ama salon çalışmalarında, salon antrenmanlarına başladık Crespo. Bakın profesyonel oyuncu olmak gerçekten çok farklı bir şey. Hem profesyonel hem de karakterli bir isim olmak çok farklı bir şey. Ya dediğim gibi Salah'ı döndü. Aman dönsün kurban olayım. Ben şimdi Beşiktaş maçında Novak yerine Salah'ı Serdar Azizle oynasaydık maçı kazanır mıydık diye düşünüyorum. Size de sorayım arkadaşlar. Salah'ı Serdar Azizle oynamış olsaydık biz o maçı kazanır mıydık? Bence farklı bile kazanırdık ama hakem izin vermezdi ne olursa olsun. E hocam o zaman İsmail Kartal'ı niye yerin dibine sokuyorsun? Ya arkadaşım yerin dibine sokma falan yok. İsmail Kartal'a benim kadar saygı duyanınız yoktur. İsmail Kartal Fenerbahçe'deyken ana avrat sövüldüğünde oğlu var şu anda e, alt diklerde mücadele ediyor. Çocuk okulda ağlatıla zırlatıla okulu bırakayım İstanbul'dan gitmek istiyorum dediğinde bile ben İsmail Kartal'a destek ver veriyordum. Bu ama yani İsmail Kartal'ın şeyi bu. Hani kapasitesi bu, çapı bu, özelliği bu. Ben İsmail Kartal'ı sadece bu sezon şurada eleştirdim. İkinci adam olmam. Ne demek olmam ya? Ne demek olmam? Lan en rahatı. Keşke şu kanalda bir baba yiğit gelse. Benden fazla video çekse videolar 5 bin 10 bin izlese ben ikinci adam olsam. Yani gelse bir baba yiğit. 23 bin 400 kaç? 23 bin 482 bu arada teşekkürlerimi sunuyorum. 18 kişi sizi bekliyor. Hadi 23 bin 500 olalım. Şurayı yapalım. Keşke bir baba yiğit çıksa. Keşke Buğra bura çıksa. Şeref çıksa. Video, video üstüne video çekseler. Yok. Yatıyorlar anca. Niye? ikinci adam olmak daha kolay. Gerçekten daha kolay. Ben uykumdan bölüyorum, ailemden bölüyorum, feragat ediyorum, şey yapıyorum. Hastayım bak farkındaysanız. iki gündür hastayım. Hasta hasta video çekiyorum. Bu iki, üçüncü videom herhalde. İki tane daha çekeceğim inşallah. Ben İsmail Kartal sadece burada kızıyorum. İkinci Fenerbahçe için ikinci adam da olur, beşinci adam da olur. Ben sizler için ikinci adam olmaya da razıyım. Beşinci adam olmaya da razıyım. Sizler destek verdiğiniz müddetçe ben buradayım inşallah. Allah'tan ömür kesilmedikçe. Birileri üstümüze kumpas yapmadık can. birileri farklı güçlerini kullanıp farklı zulümleri yapmadım diye. Ben buradayım inşallah. Sizler bana dua edin arkadaşlar. Zalimlerin zulmüne karşı dua edin. Yani sizler benim adıma günah işleyemezsiniz ama benim adıma dua edebilirsiniz. Deyin ki Allah Mustafa hocamız içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarsın deyin. Allah Mustafa hocamızı korusun deyin. Ben de aynısını sizler için söylüyorum. İçinde bulunduğunuz bütün sıkıntılardan kurtulursunuz inşallah. İnşallah Fenerbahçe başarıdan başarıya koşar. Şampiyonluktan şampiyonluğa koşar da hepinizin yüzü güler. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. İyi ki bu kanaldasınız. Benimlesiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Bu arada şu şeyle 28 şampiyonlukla ilgili bir video çektim geçenlerde. Ee, şimdi şey pardon. Jorge Jesus'tan ilgili 28 28'de durdurdum ama 28 30 olarak kabul etmiş. Ben orada özellikle 28 şampiyonluğa vurgu yapıp 28 29 yapıyordum. Yani 28 şampiyonluk var. Jesus'tan 29 olur diye. O Jorge Jesus hayırlı olsun diye o YouTube öyle yapmış. Ben yoksa 28 29 yapıyordum onu. <laughs> Görüşmek üzere inşallah.